İyi bir model, iyi bir uygulama diye 5 sene 10 sene sonra da programımızın sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermesini bekliyorsanız tercihiniz bu yönde olmalı. İsmim Mustafa Köprü, Kladko şirketinin danışmanıyım. Kladko şirketi Saray Alüminyum Grubu'nun bir şirketi. Kuruluş amacı yüksek binalar, nitelikli binalar dediğimiz binaların cephe işlerine çözüm sunmak. Asıl olarak şirket bir mühendislik ve satış şirketi. 5-10 kişiyle başladığımız bu yolculuk yaklaşık olarak 100-150 kişilik civarında beyaz yakaya bizi bu noktaya kadar taşıdı. Şu anki projeksiyonda ise çalışmalarını yaklaşık olarak 2 yıldır yurt dışına taşımak var. Tabii ki böyle bir dünya çapında tanınmış firmalarla rekabet edebilmek için altyapının da oldukça sağlam kurulması gerekiyor. Bu işle ilgili verebileceğimiz hizmetlerin yönetilebilir olması gerekir. Bunun için de yolumuzun bir döneminde ERP yazılımlarıyla arayışlarına girdik. Bu vesileyle de DIA ile tanışmış olduk. Çoklu bir mekanda iş yapma modeli var. Karmaşık bir süreç iş kolu bu. Kladko'nun bulunduğu iş kolu. Bu nedenle çoklu mekanlara uygun olabilecek iki temel özelliğimiz vardı. Başlamış arayışlarımızda. Bir, teknik yeterlilikler açısından bize uygun bir yazılım arayışı içerisindeydik. İki, karmaşık yapıyı yönetebilecek altyapısı iyi bir firma olması gerekiyordu. Üçüncüsü de geliştirmeye uygun bir yapısının olması gerekiyordu. Teknik açılardan baktığımızda aradığımız temel özellik bulut özellikli olmasıydı. Her an mobil uygulamalarla herhangi bir mekanda, dünyanın herhangi bir yerinde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde kolay ulaşılabilir olmasını birinci olmazsa olmaz şartımız koymuştuk. İkincisi, konuya uzun süre yatırım yapmak, zaman harcamaktansa altyapısı belirli bir oranda kurulmuş bir yazılımı tercih etmek istedik. Bu özellikleri ararken yerli bir firma olmasını tercih ettik. Biraz bilgi güvenliği açısından bunu vurgulamak isterim. Biraz da geliştirme konularında daha hızlı cevap almak beklentimizden dolayı oldu. Bu özellikleri DIA'da karşılayabileceğimizi gördük. Araştırmalarımız bu yönde devam edince DIA ile de böyle tanışmış olduk. En önemli konulardan birisi DIA'nın da kendi başarı hikayesi olması bizi kendi başarı hikayemizle aslında bir bağ kurdurdu. Kuruluşu teknolojik olarak ödüller almış olması, Türk firması olması aslında hikayeleri benzer yaptı. Bu da bir ortak bağ kurulmasına sebep oldu. DIA bize şöyle bir kolaylık sağladı bu işlerde. Bilgiyi üretme ve sayısını çoğaltma gibi bize karar mekanizmalarını kolaylaştıracak adımlar atılmasını sağladı. Örneğin 5-10 bin olan kod sayımızı 100 binlerce rakama çıkarttık. İşlem sayılarımız çok daha verimli ve hızlı yapılmaya başlandı. İş süreçlerimiz, yani siparişin tanımlanması, bunun mühendislik hizmetleri verilmesi yaklaşık olarak 10 gün kadar sürerken, şimdiki süreçlerimizde bunu DIA'nın da katkılarıyla 3 güne kadar indirebildik. DIA'yı tavsiye ederim. Bunu ben bir fiil aktif olarak bir kullanıcı olarak da söylüyorum ama genelde bana gelen geri bildirimlerden dolayı da söylüyorum. Bana gelen en büyük geri bildirimlerden birisi kolay bir kullanıcı yüzünün olması, herhangi bir çalışanın programa adaptasyonunun çok hızlı olması. Bu önemli bir başlık çünkü her şirkette yazılımdan anlayan insanların sayısının çokluğunun olması mümkün değil. Daha az konuyla ilgili insanların da sadece kendi işleriyle ilgili hızlı adaptasyon olması gerekir. Bu konuyu şöyle örnek vereyim. Daha önce oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren bu sektör, bazı operasyonlarını yapmak için mutlaka çok çok deneyimli insanlarla çalışma zorunluluğunda bulunuyordu. Karmaşıklık ancak deneyimle çözülebiliyordu. Bizler ise DIA altyapısı kullanarak bu karmaşıklığı yazılım içinde çözerek aslında ihtiyacımız olan insan kaynaklarını daha kolay ulaşabilir hale geldik. Müzik
Kesinlikle birinci sıraya hızı koyarım. Amaç hız çünkü. Rekabet bunu gerektiriyor. Bu nedenle diye açısından bakarsanız hızımızı artırdığı kesin. İkinci sıraya verimliliği koyabilirim. Operasyon süreçlerinin yönetilebiliyor olması istenmeyen sorunların azalmasına sebep olur. Başlangıçta bunlar ölçülemediği için insanlar, şirketler bunları fark etmiyorlar. Örneğin bir iadenin nelere yol açabileceğini fark etmezken DIA ile bu çalışmaları yaptığınız zaman buna müdahale etme şansınız olur. Bu da operasyonel maliyetlerinizi düşürür, verimliliklerinizi artırır. Üçüncü başlık olarak bir değer kattığını düşünüyorum. Şirketler kendi değerini operasyonel süreçlerin yeteneğiyle aslında ortaya çıkartırlar. Dolayısıyla operasyonel süreçlere katkısı olduğundan düşündüğümden dolayı değer olarak da tanımlayabilirim. Herhangi bir yerde cep telefonunuza bağlanıp girebiliyorsunuz. Herhangi bir ülkede operasyonunuzu takip edebiliyorsunuz. İç içe geçmişsiniz. Bu bir özgürlük. Bulut tabanlı olması bunu yaratıyor. Zaten DIA'yı tercih sebeplerinden teknik tarafta dediğim en önemli sebep de zaten buydu teknik açıdan baktığımızda. İyi bir model, iyi bir uygulama DIA. 5 sene, 10 sene sonra da programınızın sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermesini bekliyorsanız tercihiniz bu yönde olmalı. İşine özgürlük kat, işine DIA kat.